Evet, merhabalar. Bu akşam araştırmacı yazar Hazar Tandoğan bizimle birlikte Anunnakiler ve Düşmüş Melekleri konuşacağız. Herkesi sevgiyle bekliyorum. Güzel bir konumuz var. Az önce giriş çıkış yapmamız gerekti. Evet, tekrar birlikteyiz. Evet, hemen Hazar Tandoğan geldi. Kendisini yayına alıyorum. Ramazan Tolga yol yapan hocam. Sevgiler, selamlar. Merhabalar. Tamam. Hemen Şimdi sordum. alalım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Güzel bir akşam diliyorum. Evet. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Bu akşam Anunnaki ve düşmüş melekleri konuşacağız. Düşmüş melekler kısmı beni çok ilgilendiriyor, çok merak ediyorum. Evet, ses yok diyen arkadaşlarımız giriş çıkış yapınca düzeliyor diye biliyorum. Evet, herkese güzel bir akşam dileyerek başlayalım. Başlayalım. Tamam. Herkese iyi akşamlar öncelikle. İzmir'den. İzmir'den sevgiler herkese. Evet. Şimdi tabii ki yani uzun süredir Anunnakiler konusu tartışılır. Düşmüş melekler konusu uzun zamandır tartışılır. Anunnakiler konusu zaten yeni değildir. Birçok video var, birçok konu var, birçok kitap var konu hakkında. Fakat şöyle bir durum vardır. Henüz Anunnakiler kimdir, nedir, neyin nesidir, nereden gelmişler tam olarak net, yani kesin olarak belli değil. Var olup olmadıkları da yani şu şaibeli. Fakat biz yine de araştırmaya devam ediyoruz. Çünkü ciddi bulgular var bu konuda. Yani biliyorsunuz ki arkeolojik kazılar olsun, duvar çizimleri olsun, metinler olsun, farklı tabletler olsun, Sümer tabletleri özellikle. Evet, tabii ki bu konuda ilk Zekeriya Sitçin konuyu gündeme getirmiş. Yani ondan önce de tabii ki makaleler şeklinde yayınlanmış. Fakat daha belirgin bir şekilde Zekeriya Sitçin tarafından bu teori ortaya atıldı. Fakat şöyle bir durum vardır. Dediğim gibi Anunnakiler konusu çok şaibeli bir durum. Yani tartışılan bir durum. Kimisi işte der ki varlardı, kimisi der ki yoklardı, kimisi der ki hepsi kurgudur, kimisi der ki sadece metafordur, mitolojiden ibarettir, hikayedir, efsanedir. Fakat dediğim gibi araştırdığımız zaman önümüze inanılmaz bulgular çıkıyor. Bu yüzden üzerinde durmak durumundayız. Ne olduğunu bulana kadar kimlerdi? Varlar mıydı, yoklar mıydı? Kesin bir tanı koyana kadar öyle söyleyeyim. Devam etmek durumundayız. Çünkü insanların kafasında çok fazla soru işareti var. Ve bizler hani objektif olarak araştıran bizler bu konunun üzerine gitmediğimiz zaman farklı kaynaklardan bu sefer bilgi yayılımı başlıyor. Bunlar da tartışılır yani doğruluğu veya işte yanlışlığı. Evet, yani Tartışılır. kaynağın doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl anlayacağız? Önemli olan bu kısım. Evet, yani işte dediğim gibi bakın öyle ha, o kadar konular örtbas edilmiş ki şimdi bu konuda acaba örtbas ediliyor mu? Buradan da bakmak durumundayız. Hani şöyle denir. Mesela da denir ki işte o Enki'nin 14 tableti aslında yok çünkü arkeologlar bunlara ulaşamıyorlar mesela derler. Fakat bana göre zaten varsa da böyle bir şey hani o 14 tablet hani varsa da zaten göstermezler. Böyle bir durum da var. Hani nasıl ki birçok kaynağı göstermiyorlar, birçok bilimsel veri nasıl ki insanlardan saklıyorlar. Arkeolojik veriler de böyledir veya arkeolojik bulgular da böyledir ki bugün mesela Anadolu'ya bakıyorsunuz. Anadolu'da Türklerin geçmişi çok daha hani 5000'ler, 10.000 ta belki daha fazla hani o ilk 30 bin 40 bin bile ileri gidebiliriz yani ben Öyle böyle iddia ediyorum Anadolu'daki Türklerin varlığını fakat onlar nasıl ki gün yüzüne çıkarılması nasıl ki engelleniyor şimdi bu konuda çok hassas bir konu olduğu için yine engelleniyor olabilir yani bir şekilde insanların
veya işte uzmanların, arkeologların bu tabletlere ulaşması engelleniyor olabilir de. Böyle bir durum da var. Fakat fiziksel olarak bu 14 tableti gören arkeolog yok. Yani biz görmedik diyorlar. Fakat Zekeriya Sitçi nereden buldu, nasıl okudu, nereden getirdi? İşte orası meçhul. Zaten şöyle de bir durum da var. Zekeriya Sitçi'nin Masonik örgütlerle de bağlantılı olduğu bilinir. Yani bu artık bilinen bir durumdur. Bunu bir kenara koyuyoruz. Çünkü biz objektif olarak araştırmacıyız. Objektif araştırıyoruz. Dolayısıyla biz insanların işte bu böyleydi, o öyleydi. Bunları bir kenara koyuyoruz. Kendi araştırmalarımıza odaklanıyoruz. Diyoruz ki tamam, o kaynak orada dursun. Peki biz ne buluyoruz? Biz başka kaynaklarda neler buluyoruz? Hani o diyelim ki o 14 tablet yok. Onları yok saydık. Peki başka kaynaklarda neler var? İşte kutsal kitaplarda veya işte farklı kitaplarda, farklı kaynaklarda bunlarda neler var? Bir bakıyoruz ki evet, ciddi hani şey var, örtüşme var. Hani o bilgilerle, bu bilgiler arasında. Şöyle bir durum da var, hani şöyle de derler. Derler ki işte onlar zaten Tevrat'ı doğrulamak içindi. Bu da benim için önemsiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tevrat da zaten antik dönemlerden gelen bir kitaptır hatta. Yani değişmiş olsa bile, bakın, değişmiş olsa bile, tarih olmuş olsa bile, ki bunda şüphe yok, fakat her halükarda sonuçta yine antik zamanlardan günümüze gelmiş bir kaynaktır. Evet, hani Kur'an-ı Kerim gibi hani şey değildir, diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilmemiş, hiç bozulmamış, fakat hiç fark etmiyor. Evet, o bizim için kutsal, ama Tevrat da veya İncil de veya işte Sümer tabletleri, diğer tabletler hepsi antik dönemlerden günümüze geldiği için bizim için önemli. Okuyoruz ama tabii ki ne kadar güveniriz veya ne kadar bilgilerine önem veririz. Sadece bizim için orada ipucu verebilir. Hani ipucu verir. Deriz ki evet, burada Tevrat'ta bu geçmiş. Hani Nefilimler geçmiş, Anaklar geçmiş. Biz buradan değerlendirme alıp deriz ki tamam, bunlar madem hani tahrif olmuşsa bile, bunlar nasıl olmuş? Neden olmuş veya kimler tarafından olmuş? Bu tarafıyla da araştırırız. Şimdi ancak şöyle bir durum var. Bu konuyu araştırmadan önce, bu konuya girmeden önce bilmemiz gereken bazı terimler var. Bazı terimler etimolojisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anunnaki kelimesinin kendi etimolojisini, melek kelimesinin etimolojisini, düşmüş olmak ne demek, düşmek ne demek, bunların anlamını, gerçek anlamda ne demek olduğunu, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Benim sesim geliyor mu? Burada Evet ses. evet. Ben pür dikkat dinliyorum sizi. Sesiniz gayet iyi geliyor. Herhalde öyle sesiniz gelmiyor olsa arkadaşlarımız yazarlar, yorumlar açık. Tamam. Araya girmiyorum ki akıcı bir konuşma yapabilin. Hani Tamam. biz de her öğrenelim detayları diye. Tamam. Şimdi Anunnakilerden başlayalım. Anunnaki kelimesinden başlayalım. Anunnaki kelimesine bakıyoruz. Anunnaki ve farklı kaynaklarda geçmiş, Sumerce'de işte Anunnaki, Akatça'da Anunnakene veya soylu veya anın soyundan gelen demek, ki an biliyorsunuz göklerin tanrısı olarak geçer. Hani burada şöyle de bir durum vardır. Zaten bu tanrıların isimleri zaten mitlerde var. Fakat burada önemli olan bizim için bunlar kimdi veya nereden gelmişlerdi, nasıl bir teknolojiye sahiplerdi. Bizim için önemli olan bu. İşte Anunnaki dediğim gibi soylu veya anın soyu veya işte gökten gelenler. Çünkü hani an göklerin tanrısı olduğu için gökten gelenler. Düşmüş meleklerde düşme ne demektir? Veya melek ne demektir? Bunlara bakalım. Şimdi melek kelimesi zaten başlı başına çok anlamlı bir, hani çok fazla anlamı olan, çok fazla yerde kullanılmış bir kelimedir. Yani bunu sadece o ilahi hani nurdan yaratılmış o melekler için kullanılmamış. Bakın Kur'an-ı Kerim'de de bunlara bakıyoruz, araştırıyoruz. Sadece onlar için kullanılmamış. Melek, mülk
kelimesinden türemiş. Yani meleke, bu üç harften türemiş bir kelimedir. Malik, işte emlak, temlik, yani sahip olmak anlamındadır. Melek, sahip olan, yetkin kişi demektir burada. İşte dediğim gibi, bakın, bu birçok anlamda kullanılmış. Mesela sistemler içinde kullanılmış melek kelimesi. Diyelim mesela atmosfer sistemi veya işte yerle gök arasında der ki melekler var, işte gökyüzünü tutar. Orada da işte o yerle gök arasındaki o sistemi melek olarak tanımlar. Atmosferin Yani etrafındaki enerjiye de melek denildiğini evet. duydum. Yani birçok şeye melek tanımı kullanılmış. Veya işte kraliçeler için, padişahlar için. Melike mesela Seba Melikesi der. Melek yani oranın kraliçesi, prensesi anlamında. Buradan yola çıkarak melek kelimesinin birçok anlamda kullanıldığını bilerek birçok kişi için veya birçok yetki sahibi için, birçok grup için, bazı mekanizmalar için, sistemler için de kullanıldığını düşünerek, bunun aslında sadece hani o bizim düşündüğümüz o ruhani, kutsal varlıklar değil de fiziksel varlığı olan varlıklar içinde kullanıldığını görüyoruz. Peki düşmek nedir? Düşmek sadece hani o tasvir edildiği gibi düşmüş melek dediği zaman bir yerden düşme midir? Veya işte bir makamdan düşme midir? Yoksa bir boyuttan mı düşme midir? Yoksa bir frekanstan Sıçramak düşme midir? anlamında. Yoksa DNA'sal anlamda bir yerden bir yere düşme midir? Ki insanların o yaratılış şeyine baktığımız zaman hikayesinde, Kur'an-ı Kerim'de geçer. İnsanlar da cennetten kovuluyor. Yani insanlar da, biz insanlar da bir nevi düşmüş varlıklarız. Çünkü yüksek bir boyuttan, cennet boyutlarından alt boyutlara düşüyoruz. Frekans kaybediyoruz. Düşüş oluyor orada. Çünkü DNA'mız bozulmuş oluyor. DNA'mız bizden daha aşağıdaki bir soyla, şecere geçer orada, bir soyla karışır ve biz düşmüş oluruz. Yani bulunduğumuz o mertebeden daha aşağı mertebelere düşeriz ki Kur'an-ı Kerim'de ne der? En aşağının aşağısına düşürdü. Yani öyle bir cümle geçer. Ki dünya içinde yine aynı şekilde, yani aşağının aşağısı, yani alt boyutlar. Yüksek boyutlar derken alt boyutlara düşmüş oluyoruz. Neden? Çünkü DNA'mız değişiyor. Psişik yeteneklerimiz açıktı. Daha sonra işte birçok varlıkla görüşüyorduk. İşte cennette düşünsenize, yani cennette yani yaratıcıyla iletişimde. Daha sonra çevreden rahatsızcı ses geliyor mu? Benim oğlan biraz şey de yani çok şey yapar orada oyun oynarken. Ses geliyor mu? Yok, Rahatsız etmesin. oğlunuzun sesi gelmiyor. Sadece Tamam. sizin sesiniz geliyor. Tamam. Yani bir boyuttan düşüyoruz. Frekansımız düşüyor. Titreşimimiz düşüyor. Tamam. Fakat şöyle bir durum vardır. Bunlar olurken bir günde, 2 günde olan şeyler değil bunlar. Çünkü özellikle kutsal kitaplardaki o zamanla bizim dünya zamanımız arasında çok fark var. Orada mesela der ki sizin işte bir gününüz 1.000 yıl. Sizin 1.000 yılınız benim bir günümdür. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar fark vardır. Farklı bir boyuttur, farklı bir gezegendir, farklı bir yerdir. Bu sebeple bu olayları analiz ederken de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Zaman olarak aniden olmuş bir şey değil. 2 günde olmuş bir şey değil. 2 senede olmuş bir şey değil. Bunlar zamanla gerçekleşen şeylerdir. Nasıl ki şu an mesela nasıl oluyor? Diyelim DNA'mızla oynuyorlar, değil mi? DNA'mızla oynuyorlar. Aniden bir DNA değişimi yaşamıyoruz bakın. Bu zamanla sürelere yayılıyor, yıllara yayılıyor. Belki bizim neslimiz de normal doğar, onların nesli de normal doğar. Yavaş yavaş jenerasyonlarla bizim DNA'mız değişir. Farklı formlara girebiliriz, farklı şekiller alabiliriz. Gözümüz değişebilir,
kafatası şeklimiz değişebilir, dişlerimizi kaybedebiliriz mesela. Yani o zamanlarda öyle olmuş demek ki diyoruz. Oradaki düşüşle DNA'mız zamanla binlerce sene içerisinde değişmiş ve şu anki halimizi almış oluruz. Fakat o zamanki psişik yeteneklerimizle şu anki psişik yeteneklerimiz aynı değil. Çünkü bizim ilk yaratıldığımız o zamanki psişik yeteneklerimiz daha açıktı. Üçüncü gözümüz açıktı, kalp gözümüz açıktı, çakralarımız parazitlenmemişti. Ondan sonra enerjimiz daha temizdi. Ama şu an öyle değil bakın. Şu an gittikçe daha da kirleniyor her şey. GDO, harp, chemtrails, bir sürü kirletici var, frekanslar vesaire. O antik dönemlerde de öyle olmuş diyebiliriz. Buradan da düşmenin ne anlama gelebileceğini anlıyoruz. Fakat Anunnakilerle düşmüş meleklerin nasıl bir İkisi arasındaki bağlantı. bağlantı var? İşte orada çok ilginç hikayeler karşımıza çıkıyor. Özellikle bu Sümer tabletlerinde çok enteresan vukuat var orada. Şöyle bir durum yaşanıyor orada. Tabii Nibiru'ya falan da geleceğim. Onlar var mı yok mu onlara da geleceğim. Ama önce bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Yani birçok yerde de işte bu hikayeler sadece Sümer tabletlerinde geçtiği söylenir ama bunlara dair bulgular işte Tevrat'ta var, farklı kayıp kitabında var, düşmüş melekler. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. Hani Enki'nin, Mardin Evet. Enki'nin oğlu. İnanna Enki'nin kız kardeşidir. Şimdi Marduk ve İnanna arasında aşk zaten meşhurdur. Marduk İnanna aşkı. Ki İnanna da çok kendisi de çok farklı yani çok detaylı bir karakterde orada duruyor ve birçok yerde bunu görebiliyoruz. İran mitolojisinde görüyoruz. Hindistan mitolojisinde. Bu yılanlar olan inanda mı? Hani Evet. sembollerde Yok yok o şah. yılanla sürediler. Şahmeran'ı kastediyorsun galiba. Yok yok Yok, inanda ayakları içinde. böyle baykuş şeklinde olan inanma. Ki bu dediğim gibi yani farklı kaynaklarda yine Anahita olarak geçer İran mitolojisinde. İştar olarak geçer. Yani o da çok farklı bir karakter. Yani birçok yerde geçiyor bunlar. Fakat şöyle de bir durum var bakın. Bu an işte inanma bunlar acaba isim değil de bir makama atfedilmiş bir unvan ismi midir? Böyle bir şey de var. Mesela ben araştırırken bunu da çok karşılaşıyorum. Mesela bir karaktere verilmiş sadece özel isim değil de Bel gibi mesela. Bel de öyle çünkü. Bal kelimesi bir unvandır. Lord, efendi anlamında. Ama aynı zamanda bir karaktere de verilmiş isimdir. Mesela Marduk Bal derler. Marduk efendi. Yani Bal her zaman işte sadece kötü insan, kötü karakterlere verilmiş bir unvan değil. Bazen ardında iyi karakterler, iyi padişahlar, iyi krallar da çıkıyor. Böyle bir durum da var. Her halükarda işte o Enki'nin oğlu Marduk, hani ilk Eridu'ya geliyorlar, Mezopotamya'ya iniyorlar Anunnakiler. Öyle yazar. Marduk bir insan kızına aşık oluyor. Yani o düşmüş melekler şeyi oradan başlıyor aslında. Bu Anunnakiler geldiklerinde ilk hani geldiklerinde Mezopotamya'ya iniyorlar. Fakat orada ilk dünyayı keşfeden Alalu nereliydi? Kimdi? Mars'a mesela derler ki Marslıydı. Çünkü Mars'ta derler ki onun silüeti var vesaire. Her halükarda bu Alalu kimdi? Şimdi oraya da geleceğiz. Marduk orayı geçiyorum. İnsan işte yarattılar vesaire. Hem insanı hani evrildi. Yani Neandertallerden Homo sapiens'e çevirdiler vesaire. Bunlar artık önemsiz biliyor musunuz? Neden? Çünkü hani Neden? insanlar şöyle diyor mesela işte bu yaratıcı ya hani şey yaratıcı bizi yaratmış. Ya zaten her şeyi o yaratmış. Ama vesileler de var arada. Hani diyelim ki atıyorum Sümer tabletler doğru. Anunnakiler tamam geldiler. İnsanları bir şekilde DNA'larıyla oynadılar. Melez bir ırk yarattılar.
işte Homo sapiens'i diyelim ortaya, yani yarattılar demeyeyim de oluşturdular, ortaya çıkardılar. Hadi diyelim ki öyle oldu. Bunu farz edelim ki doğru. Öyle olsa bile bu Allah'ın iradesi ve isteğiyle gerçekleşmiş bir şeydir. Yani yaratıcıyı hiçbir zaman yok sayamayız. Çünkü her evrendeki var olan her şey, bütün mekanizmalar, bütün sistemler vesiledir. Yani onun isteklerini yerine getirir. Güneş yine onun iradesiyle yani dünyaya işte ışık verir, veya dünya işte onun iradesi ve isteğiyle onun, çünkü bakın neden alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi ne demek? Yani bütün alemleri eğitmiş, düzenlemiş, ayarlamış, o yaratmış ve bir kodlamış, öyle diyeyim. Ve bir belli bir sistemde onu düzenlemiş, işte o şekilde yaratmış. Yani her şey zaten onun iradesi ve isteğiyledir. Her şey ona hizmet eder. Her şey onun hizmetindedir. Her şey onun vesilesidir. Her şeyi vesile kılar bir şeyler için. Dolayısıyla hani burada işte Anunnakiler geldi. İnsanlar da böyle, yani bu hiç önemli değil. Öyle olmuş olsa bile, dediğim gibi, onlar sadece bir vesiledir, bir aracıdır. Ki ben öyle olduğunu zaten düşünmüyorum. Onlar geldiğinde zaten biz insanlar vardık. Sadece onlar bizim DNA'mızla negatif yönde oynadılar. Yani bizim psişik yeteneklerimizi körelttiler. Ki zaten ilk kitabımda da ben bundan bahsetmiştim. Evet, her halükarda Anunnakilerden Marduk bir insan kızına aşık oluyor. Ve daha sonra onunla evlenmeye karar veriyor. Bir taraftan da İnanna var. Marduk'a aşık. Tabi başta Anunnak, yani Anu ve Enki, Enlil buna karşı çıkıyorlar. Müsaade etmiyorlar. Diyorlar ki olmaz, işte o insandır, bizden aşağıdadır. Yani her zamanki gibi bizler daha aşağıda görüyorlar. Olmaz, biz elit soyuz, biz soyluyuz, biz ari ırkız, biz asil kanız, mavi kanız. Onunla olmaz, siz onunla evlenem, sen onunla evlenemezsin. Mavi kan, kırmızı kan oradan mı geliyor? Tabii. Ona da gireceğiz şimdi. Ya dediğim gibi bu çok kapsamlı bir konu, biliyorsunuz. İzin vermiyorlar başta. Sonra orada işte istişare ediyorlar vesaire. Sonra tamam, evlenebilirsin diyorlar. Anunnakiler dünyaya indiklerinde Eridu'ya, Mezopotamya, Babil bölgesi, bu Irak, işte o sınırlar, Nil'den Fırat'a kadar denir ya. Oralara indiklerinde yanlarında sadece, hani kendiler de yanlarında Mars'tan da muhtemelen getirdikleri bir takım grup, bir grup erkek varlık vardı. Aygigi derler buna. Ben buna İgigi de diyorum. Aygigiler veya işte bunlar daha sonra düşük melekler olarak karşılık. Pardon, Mars'a mı indiler? Neburu değil miydi Hayır. indikleri gezegen? Şimdi şöyle, hani geziyorlar ya, hani nasıl dünyaya gelmişler? Mars'tan da bir takım varlıklar yanlarına alıp gelmişler. Neden? Çünkü dünyada madencilik yapacaklar. Öyle yazar. Altın. Altın madenciliği yapacaklar. Dolayısıyla iri yarı, hani kuvvetli varlıklara ihtiyaç duymuşlar ve oradan bir takım şey, hani erkek varlıklar, hani bir şekilde anlaşma yapmışlar. Onlarla beraber dünyaya gelmişler. Ki zaten dediğim gibi, hani ilk dünyadaki dünyayı hani bulan Aladu'dur. Yani o da muhtemelen bu Aygigilerden, yani İgigilerden. Ben buna İgigi diyeceğim. Her halükarda orada bir grup var. Fakat dediğim gibi onlarla işte bir makam, hani size bir şey vaat etmişler, onlara da alıp gelmişler. Daha sonra tabii burada bir şaibeli bir durum da var. O kadar teknolojiye sahip bir uygarlık neden beden gücüne ihtiyaç duyuyor? Mesela şu an robotlar yapıyorlar, makineler yapıyorlar değil mi? Büyük makineler vesaire. Veya hiç ona da ihtiyaç yok. Bu kadar teknolojiye sahip bir uygarlık başka şekillerde de o altını elde edebilir. Yani bence burada altın değil mesele, başka şeyler var. Her halükarda onlarla beraber geliyorlar burada altın çıkarmaya. Bir müddet sonra tabii o İgigiler de isyan ediyorlar. Çünkü artık yoruluyorlar. Ve İgigilerin görevi şuydu.
İşte bu altınları çıkarıyorlar madenlerden ve uzay gemilerine gönderiyorlar. Uzay gemilerinden de Nibiru'ya gönderiliyor o altınlar. Yani ilgilenen görevi buymuş. Marduk insan kızıyla evlenince, izin verince hani Anu Enlil müsaade edince, bu sefer ilgiler diyorlar ki demek ki insan kızlarıyla evleniliyormuş. Biz de evlenelim. Çocuklarımız olsun, soyumuz devam etsin. Zaten memleketten uzak düşmüşüz. Zaten uzak düşmüşüz. Burada yani soyumuz devam etsin. Tabii bu İgilgiler'in tasviri de çok manidar. Mesela İgilgiler nasıl tasvir edilir? Benim gördüğüm kadarıyla tonyaklı, yani ayaklar tonyaklıdır yani. Boynuzlar var. Yarı Boynuzlu. insan, yarı hayvan. Marduk'un düğün gecesi İgilgilerden bir grup geliyorlar ve insan kızlarından alıp götürüyorlar. Diyorlar ki madem izin verdiniz biz de evleneceğiz. Bizim de çocuk. İşte orada isyan başlıyor. Anlaşma bozuluyor. Anunnakiler ilgiler arasında. Ve diyorlar ki siz işte artık sizinle anlaşmamız yok. Siz düştünüz. Yani orada ilgiler düşmüş melekler oluyor. Ki bu da zaten en kitabında da geçer. İşte 200 ilahi varlık derler. 200 ilahi varlık anlaşırlar aralarında ve gelir işte insan kızlarına aşık olurlar. İnsanlar çünkü nüfusları çoğalır, kızları olur. İnsan kızlarının güzel olduğunu görürler ve derler ki işte bizim de bunlardan bir çocuklarımız olsun vesaire. Ve orada da o şekilde anlatılır. Tevrat'ta da mesela anlatılır. Tevrat'ta hangi bölümdeydi? Yaratılış bölümünde. Der ki yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Şimdi burada soru işareti bu. Nurani varlıklar bedene sahip değiller. Bir fiziksel bedenleri yok. İnsan kızlarıyla nasıl evlendiler? Demek ki o zaman bir bedenleri vardı bunların. Fiziksel bir bedenleri vardı. Veya bir şekilde bir fiziksel bedene büründüler. Yine burada Harut ve Marut meselesi var. Ki bana göre Harut ve Marut şey değil. Düşmüş melek değil. Onlar görevli varlıklardı. Görevli meleklerdi yani. O direkt zaten şeyden gelmişlerdi. O ilahi bir müdahaleydi. İnsanlara bir takım şeyler öğretmek için. Ama bir bağlantı var yine bakın. Yine bir bağlantı var. Nerede bağlantı var? Şimdi Marduk insan kızıyla evlendi. İgilgiler de evlendi. Bunlar Babil'e yerleşiyorlar. Babil'de Enki ve Ninhursag, yanlış telaffuz etmeyeyim. Evet, Enki ve Ninhursag Şurupak kentinin, Şurupak şehrinin yönetimini bu Melez soya veriyorlar. Yani Marduk'tan, Marduk ve insandan olan, insan eşinden olan melezlere veriyorlar. Bakın siz şimdi burada düşün işte onların ömrü ne kadar? O kadar fazla ki yani onların soyuna bile yani yaşıyorlar ve onların soyuna bile bir takım yetkiler veriyorlar. Ve iki giylerle insanlardan gelen soya. İkisine beraber Şurupbak kentinin yönetimini veriyorlar. Diyorlar ki burayı siz idare edin. Ve tabii orada şöyle bir şey oluyor. İgilgiler oradaki insanlara teknoloji öğretiyorlar. Bakın şimdi Harut'la Marut ne yapıyordu? İnsanlara sihir hani şey, tabii orada şey vardır. O ayeti hemen okuyayım. Bakara suresi hemen açayım orada. Bakara suresi 102'de geçer o da. Hemen açayım şuradan. Der ki çok meşhur bir ayettir bu zaten. Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurup bakın izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa Süleyman kafir olmadı ama o şeytanlar kafir oldular. İnsanlara büyücülük ve Babil'de bakın yani daha önceden Babil'de Harut, Marut adında iki meleğin
indirilen şeyler şey iki meleğe indirilen şeyler öğretiyorlardı. Yani burada Hazreti Süleyman'ı örnek veriyor. Diyor ki işte Hazreti Süleyman kafir olmadı çünkü kötüye kullanmıyordu büyü veya sihiri. Ama diyor onlar daha önce yani Süleyman'dan önce Babil'de Harut ve Marut'a öğretilen ve indirilen iki meleğe verilen o ilmi kötüye kullandılar. Halbuki o ikisi biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın sihir yapıp kafir olma demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. Yani önce söz alırlardı bu büyüyü kullanmayacaksın. Daha sonra o ilmi ona verirlerdi. Tabi burada Harut ve Marut tartışılır. Hangi karakterler, kimler olduğunu ama hani şöyle Babil'de Harut ve Marut insanlara bir şeyler öğretiyorlar, bir sihir öğretiyorlar. Fakat sihir nedir bakın? Sihir bugün mesela bunu teknolojiyle bağdaştırabiliriz. Neden? Çünkü insanlar o dönemler anlayamadıkları veya anlam veremedikleri birçok şeye sihir veya büyü de. İşte frekanslarla bir takım teknolojilere yine sihir gibi bakmışlar. Sihir demişler. Çünkü anlam verememişler ne olduğunu. İşte bunlardan karı koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı vesaire ayet bu şekilde devam eder. Yine burada da geçiyor. İşte o ilgiler nasıl ki insanlara teknolojiyi öğretiyorlardı. Hani belki elektrikten ışık elde etmeyi mesela diyelim. Çünkü Lucifer mesela der Lucifer nedir? Işık. Ki sabah yıldızı için de geçer. Hani sabah yıldızı Venüs için de şey der. Lucifer derler. Çünkü hani sabah güneşten önce geliyor ya ışık getiriyor. Hani sanki öncülük ediyor güneşe. Hani önden geliyor ve güneş arkasından geliyor ve ışık geliyor. Tabii sonradan bunu işte şeytanla bağdaştırdılar. Evet. Ama bu da çok yani yine bu da yine inanmayla alakalı. Çünkü inanla da Venüs'le bağdaştırılır. Yani sabah yıldızı Zühre'dir. İnanla, İştar veya Anahita. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor yine bu düşmüş melekler. Orada İgigiler insanlara bunları öğretince oradaki insanlar ne yapıyor bu sefer? İgigilerle beraber Marduk da İgigilerin komutanı. İgigilerle beraber Anunnakilere baş kaldırıyorlar. Ve Babil yönetimi Anunnakilerin elinden çıkmış oluyor. İşte bütün kavga bakın bugün dünyadaki bu gerçekleşen bütün bu kavgalar yine bu yüzden. Babil'in yönetimi. Çünkü Babil'i tekrar inşa etmeye çalışıyorlar bakın. Babil yıkıldı Babil Kulesi. Ama şu an o bölgelerde akıllı şehirler inşa ediliyor. Neom mesela Arabistan'da inşa ediliyor. Fakat o bölgeler şu an artık akıllı şehirlerle dolacak yakın zamanda. Yani bunlar Babil şehrini tekrar inşa edip oradaki yönetimi ele almaya çalışıyorlar. Ve şu an yine dünyada nasıl ki o zaman işte Anunnakilerle İgigiler arasında o çekişme nasıl başladıysa aynı şekilde devam ediyor. Ve maalesef bugün insanlar bu çekişmenin ortasında kalmış durumda. Böyle bir şey. Yani aynalı bir yer yapıldığı söyleniyor Evet. Afganistan'da. Şimdi aynalı şeydir yani tamamen ben o şeyin videosunu gördüm. Tamamen sanki kamufle bir şehir yaratıyor, şey yapıyor, inşa ediliyor. Yani bir şeylerden saklanma amaçlı bir şehir inşa ediliyor. Tamamen Dışarıdan geleni dışarıya yansıtma, yani aynanın görevi zaten odur. evet yani gözükmesin tamamen kamufle olsun. O dönemin bakın şimdi şöyle bir durum var. Hani bu ilgiler nasıl oldu da hani kim kışkırttı bunları insan kızlarıyla evlenmek için? İnan'la kışkırttı. Çünkü İnan'la Marduk'a aşıktı. Marduk da insan kızıyla evlenince bu sefer İnan'la şey yaptı. İgigiler kışkırttı. Siz de insan kızlarıyla evlenin. Ki mesela bu İnanla'ya bakıyoruz. Anahita İran mitolojisinde Anahita olarak karşımıza çıkıyor ve Anahita da aynı şekilde
melekler der ki yoldan çıkarttığı için Anahita cezalandırılır ve sabah yıldızına dönüşür. Venüs'e dönüşür. İnanna'nın hikayesine bakıyorsunuz. İnanna da yine cezalandırılıyor ve yeraltı yani ölüler diyarına sürgün ediliyor. Şimdi burada yeraltı neresidir? Mesela Venüs'ü bu sefer şey yapıyoruz, araştırıyorum. Bakıyorum ki Venüs bir zamanlar mesela o bilimsel veriler şunu gösteriyor. Venüs milyonlarca yıl önce yaşanılabilir bir gezegenmiş. Aynen tıpkı Dünya gibi. Daha sonra yaşanmaz hale geliyor. Yani üzerinde bir takım nasıl ki şu an dünyada neler oluyor görüyoruz. İşte doğayla oynuyorlar, doğaya müdahale ediyorlar, işte püskürtmelerle vesaire. Yine aynı şeyleri Venüs'te de yapmışlar. Hani diyor ki niye Venüs'le bağdaştırılır inanla? Venüs'e sürgün ediliyor. Ölüler diyardır. Yani orada yaşam yoktur Venüs'te. Yani her şey ölüdür artık. Sabah yıldızına dönüştü der mesela. Öyle anlatılır. Anahita için de anlatılır. Der ki işte o da melekler yoldan çıkarttı. Bu yüzden Venüs'e işte sabah yıldızına dönüştü. Yine orada dediğim gibi Lucifer olarak geçer Venüs yıldızı. Onun da sebebini söyledim neyden dolayı. Fakat şöyle bir şey. Hani bu antik dönemlere bakıyoruz. Bir sürü teknolojik şeyler görüyoruz. Anunnakilerle alakalı bir sürü bulguya rastlıyoruz. Evet ben bazen gerçekten hani bu duruma şöyle de bir kuşkuyla bakmıyor değilim. Diyorum ki acaba insanların hani inancını zayıflatmak için veya farklı yönlere çekmek için mi ortaya atıldı bu Anunnakiler konusu? Fakat Anunnakiler kelimesi zaten Sümer tabletlerinde geçiyor. Böyle de bir durum var. Ama Yani işin Sümer tabletlerinin de doğru olmadığı da söyleniyor. işte yani bakın bir sürü şey var, kalıntı var. Yani biz diyebiliriz bunları sonra oluşturdular. Değil mi? Yani diyebiliriz. Yani diyebiliriz bunlar sonradan heykel ne var ki yani yapar koyar oraya der ki işte bu toprak altından çıkarırken fotoğrafını çeker der ki işte biz bunu vay be bu 12 bin senelik. Bilemezsiniz onu. Ama işte hani bunları bu hikayeleri kutsal kitaplarla mı nasıl şey yaptılar hani bağlantısını kurdular da yazdılar mı? Böyle bir Evet. şey var. Fakat hadi bunları da bir kenara koyuyoruz. Hani Hindistan'a mesela bakıyorsunuz. Hindistan'da mesela oradaki o destanlara bakıyorsunuz. Mahabharata savaşına bakıyoruz ama antik dönemlerde zaten belli bir teknoloji varmış. Yani bunu görebiliyoruz. Yani uçan nesneler, uçan araçlar. Ha bunlar da o zaman hepsini mi? Bütün bunların hepsi uydurma mı? Bütün bunların hepsi kurgu mu? Evet. O kurguysa çok büyük bir kurgu. Yani çok büyük bir kurgunun içindeyiz. Ki ben zannetmiyorum. Yani bu kadar olmaz bakın. Hindistan'daki o heykeller ondan sonra birçok heykel var. Bakın yarı hayvan, yarı insan birçok heykel var. Ki Evet. Enki'nin sürekli genlerle oynadığını işte bir şey hani bir şey varlıklar yaratmaya çalışıyormuş, oluşturmaya çalışıyormuş güçlü. Evet. Yani o zamanlarda genetik mühendislik vardı evet. Yani bunların bulgularını gerçekten hani görüyoruz çünkü. Nerede görüyoruz? Bunları daha sonra anlatacağım. Çünkü daha o araştırmaların bitmedi. Ama yani çalışılmış. Yani bir takım yani şu anda çalışılmıyor mu? Şu anda Tabii bile ki. yarı hayvan, yarı insan ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? İşte insanlardan daha güçlü veya ki hepsi bahane. Sebep sadece insanlardaki o psişik yetenekleri tamamen öldürme. Yani ruhsallığını tamamen öldürme peşindeler. Evet. Çok ilginç bir şekilde bu düşmüş melekler hikayesi yine nakamadi metinlerde mesela geçiyor. O kadar bağlantı var ki yani bunlara kurgu diyemiyoruz bakın. Arkonları nakamati metinlerinde Arkonları anlatırken aynen nasıl ki düşmüş melekleri anlatıyor işte Enokun kitabında veya Sümer tabletlerinde aynı şekilde nakamati metinlerinde geçiyor. Nakamati metinleri de milattan sonra 200-300'lerde yazıldığı düşünülür.
Bunları kavanozlarda bulmuşlar. Mısır'da bulmuşlar. Toprağa gömülü olarak. Mesela orada da şöyle yazar. Der ki işte Sofya isminde bir varlıktan bahseder ve Sofya ruhsal alemin o durağanlığından sıkılmıştır Sofya. Çok durağan ruhsal alem. Hiç hareket yoktur. Oradan sıkılır ve zıttına bakar. Ruhsal alemin zıttı olan, yani çünkü varoluş bir dualitedir. Ruhsal alemin karşısındaki aleme bakar. Yani karanlık aleme bakar. Karanlık aleme baktığı zaman maddesel alem oluşuyor. Yani oradaki o gözlem sonucu bir maddesel alem oluşuyor. Fakat orada yine bakın Sofya bu sefer bir düşmüş melek olarak karşımıza çıkıyor. Hani isyan ediyor çünkü yani oradaki o ruhsal alem durağanlığından sıkılıyor. Kendisi yaratıcıdan yardım almadan, onun müdahalesi olmadan öyle düşünüyor kendine. Bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Ve orada işte arkonları yaratmış oluyor. Arkonları oluşturmuş oluyor. Öyle yani yaratma demek istemiyorum çünkü yaratma sadece yaratıcıya yani o yoktan var eder. Yani bizler de bir şeyler yaparız, bir şeyler oluştururuz ama bir şey bize vardan var ederiz. Yani yoktan var etmek sadece yaratıcıya mahsus bir şeydir. Allah'a mahsus bir şey. Orada da yine bakın düşmek var. Yani kendi yani kendine benzeyen bir şeyler orada yaratmaya çalışır, oluşturmaya çalışır ve arkonları yaratır. Arkonlar da nedir? Arkonlar da ruhsuz varlıklar olarak geçer. Demiurg isminde bir varlıktan bahseder. Demiurg ruhsal alemi algılayan bir varlık değil. Yani manevi bir yönü yoktur. Ruhsal alemi algılayamadığı için de ruhsal alemden yaratıcı ona kör tanrı der. Der ki yani çünkü sen sadece maddesel alemi algılıyorsun. Mana alemi algılayamıyorsun. Kör tanrısın. Orada da yine bakın bir düşme var. Yani bir Sofya'nın ruhsal alemden düşüşü var. Maddesel aleme, kabalık aleme, alt boyutlara bir düşüşü vardır. Orada da yine. Yine mesela şeye bakıyoruz. Başka yerlere baktığımız zaman başka yöne kafamızı çeviriyoruz. Diyor ki tamam bunlar hepsi yine diyelim yine kurgu. Mesela Peru'da uzun kafataslılar var. Farklı kafataslılar var. Çok değişik. Büyük. Bu kafataslılar Paracas bölgesi, Peru Paracas daha çok oralarda bulunuyor ama yakın zamanda işte Kafkaslar'da, Türkiye'de hatta yanılmıyorsam dünyanın birçok bölgesinde bu kafatasları bulmuşlar uzun şekli. Diyecekler ki o zaman bağlıyorlardı insanlar. Kafatasları uzuyordu. Halen de evet var o gelenek. Kafayı çocuk doğduğu zaman böyle bağlarlar kafa uzun olsun diye. Peki benim için soru işareti şu. Neden kafa uzar. Yani neden uzamasını istiyor? Yani neye benzemek istiyorlar? Veya kime benzemek istiyorlar? Veya neden başka bir forma benzemek istiyorlar? Soru çıkıyor Neden? karşımıza. Şimdi onun da cevabı var. Bakıyoruz. Mesela Mayalara bakıyoruz. O bölgeler. Mayalara bakıyoruz. Çok fazla çocuk ve insan kurbanlar görüyoruz. Kurban ayinleri olmuş. Değil mi? Peki onlar kimlerden kurban ederlerdi? Sadece insanlardan. Yani tanrı dedikleri, o tanrılar dedikleri tırnak içinde. Formlardan kurban Kurban ederlerdi. olmayacak. Sadece tanrılara insan kurban ederlerdi. Yani kendilerinden kurban etmezlerdi. Bu sebeple aileler çocuklarını korumak için, hani bu da tanrıdır demek için, yarı tanrıdır veya çocuklarının kafasını bağlarlardı. Kafası uzasın desinler ki hani bu da Tanrı. Kurban edilmesin. Bana göre. Bu benim teorim. Yani o gelenek bugüne kadar devam etmiş. Halen aynı şekilde işte boyun uzama bilmem kafa uzama. Evet, bazı yerlerde var boyunlarına demir takıp
uzattıkları kabilelerde var görüyorum. Yani o evet var ya, kafayı da çok hani şey yapıyorlar. İnanılmaz derece şurasını bağlıyorlar. Uzuyor. Yani demek ki burada gerçekten bir şey, başka bir form, yani çocuklarını korumak için onların başka bir forma benzemesini sağlıyorlar bağlayarak. Ve bu şekilde Olabilir. artık çocukları kurban edilmiyordu. Ki bu zaten Azteklerde de vardı aynı şekilde. Çocuk veya işte yani bakire kızlar, genç erkekler kurban etme olayı. Zaten bu da o varlıkların zaten şeytani olduğunu gösteriyor. Çünkü neden sen bir, yani neden kurban istersin ki? Neden yani bir şeyin kanı aksın? Neden? Çünkü kanda yaşam enerjisi var. O yaşam enerjisine ihtiyaç duyuyorlardı. Veya işte genç kalmak için mi? Çünkü bakıyorsunuz mesela o Mısır'daki özellikle duvar çizimlerine bakıyorsunuz. Bütün kadınlar manken gibi. Hiç şişman kadın yok, dikkat ettiniz mi? Hepsi güzel. Evet, Manken gibi. gördüm. Bakımlı. Yani bu da biraz soru işareti açık Evet. oluşturuyor. Yani o zamanlar bütün kadınlar böyle miydi? Halbuki Anadolu'ya mesela geliyorsunuz. Anadolu'daki o heykellerde öyle şey görmüyorsunuz. Yani mesela Kibele heykeline bakıyorsunuz, değil mi? Evet, bereket ve doğurganlık tanrıçası ama sonuçta öyle ince manken gibi değil. Ama Mısır'a mesela bakıyorsunuz veya işte Mayalarda da ben onu çok görmedim. Hani o şekilde çok hani alımlı kadınlar. Ama Mısır'daki bütün duvar çizimlerinde öyle bir tane kilolu kadın yok. Yani hepsi şey istisnasız. Zayıf, bakımlı, Evet. kölelere olan, insanlardan kölelere olan hep şey görüyoruz. Orada eğlence işte, böyle bir şey sistem görüyoruz. İşte o kölelik sistemini çok bariz ve net bir şekilde görebiliyoruz. Yine bu İgigilere şey demişler mesela. Ahvenşer demişler. Neden bunu demişler? İyinin kötünün iyisi. Hani dedim ya, bugün de işte aynı şey devam ediyor, aynı savaş devam ediyor. Bugün bunlar nasıl karşımıza çıkıyorlar? İşte Firavunların soyu olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'ye gitmişler. Daha sonra o Mısır Firavunlarının devamı. Önce Yunanistan, oradan Avrupa'ya geçip daha İngiltere'ye geçmişler. Yani o İngiltere kraliyet ailesi yine bu Firavunların soyundan gelir. Peki İgigiler diyoruz ki, bu İgigilerin soyu nereye gitti? Bunlar da farklı bölgeler. Şimdi onların ismini yapalım, yeniden olmak istemiyorum. Farklı bölgelere yerleştiler. Fakat şu an bu ikisi arasında bir çekişme var. Mavi kan ve kırmızı kan oradan gelir. Biri şey yapar, kendini insan dostu, işte insanların yanında. Diğeri işte yok, der ki ben üstünüm ve benim hükümran, ya ben hükümran olmalıyım dünyada. Ki zaten o Kur'an-ı Kerim'de ne geçer? O yaratılış kısmında da insanı yarattığı zaman iblis der ki ben secde etmiyorum. İşte o iblis de oradan der ki cinlerden de iblis. İblis cinler. Hani şey iblisi şey derler ya, şeytan. Hayır. İblis melek falan da değildi. İblis cinlerdendi. Melek dediğim gibi çok farklı anlamları olduğu için, yetki sahibi olduğu için, evet hani şu açıdan bakabiliriz. Diyebiliriz ki işte orada iblis bir yetki sahibiydi. Yani bir topluluğun veya temsilcisiydi dünyadan. Yılan oğulları vardı çünkü. Bu ilgiler mesela yine cinler şey olur, bazen görülür Ben çünkü. tam onu söyleyecektim. Yani bu Anunnakiler ve bu söylediklerinizi aslında cin toplulukları olduğu da söyleniyor. Ama değiller. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cinin tarifi var. Cin der ki ben dumansız ateşten yarattım. Yani bunlar dumansız ateşten değil. Bunlar bizim gibi etli, yani kemiği olan, kanı olan, fiziksel bedenleri olan canlılar. Yaşam formları. Yani ama cinler öyle tarif edilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakın insanlar
Hep öyle yapmışlar. Bilmedikler, yani tanımlayamadıkları varlıklara cin deniyor. Cinler, evet. Mesela bunun içinde neler var? İşte o cücelere de cin demişler. Tonya kayaklı, işte o igigiler dediğim, o igigilerin soyundan gelen pan olup tanrı pan olarak da geçer. Onlara da işte cin demişler. Veya işte görmedikleri veya hızlı hareket eden herhangi bir varlığa da Evet. tanımlayamadık cin demişler. Evet. Ama esasen cinler bence fiziksel bedenler olmuyor. Yani tamamen ışınsal, hani farklı bir ışık formundan gelen gibi düşünebiliriz bunu, varlıklardır. Her halükarda bakın, bu düşmüş melekler konusu birçok kaynakta dediğim gibi geçiyor. Tevrat'ta mesela çok ilginç geçer. Tevrat'ta çölde sayım şeyinde, Tevrat'ta da yine evet dediğim gibi o yaratılış bölümünde geçiyor. İnsan kızlarıyla evlenmez vesaire. Ama Anunnakiler de geçiyor. Mesela Anaklar olarak geçiyorlar. Ve oradaki tarif edilen o özellikler yine Anunnakilerle çok örtüşüyor Tevrat'ta. Mesela şeyde geçiyor. Çölde sayım da geçiyor. Diyor ki hani Beni İsrail Mısır'dan çıktıktan sonra belli yerleri ele geçirmeye başlıyorlar. Belli yerlerden biri de bu anakların olduğu bölgelerdir. Oralara geliyorlar ve önce birilerini gönderiyorlar. Gitsin hani baksın şehir nasıl bir şey, oradaki o insanlar nasıldır, güçler nedir. Bir teftişe gönderiyorlar önceden, önden. Gönderiyorlar ve orada olay geliyorlar, diyorlar ki işte onlar çok uzun boylu, güçlü, heybetliler. Biz onlarla baş edemeyiz. Kentlerle surlu ve çok büyük. Orada anak soyundan gelen insanları bile gördük derler. Hani öyle anlatıyorlar. Daha sonra işte yine çölde sayım 13-33'te geçer. Nefilleri, yani nefillerin soyundan gelen, bakın nefillerin soyundan gelen. Çok enteresan bir şey var. Mesela herkes şey zanneder. Nefilimler, devler, Anunnaki veya İgigilerle insan, yani düşmüş meleklerle İnsan kızların melezleridir. Öyle zannederler ama halbuki kaynaklarda öyle geçmiyor. Kaynaklarda önceden de bunlar vardı diyor. Yani nefilimler önceden de vardı diyor. Nefillerin soyundan gelen anaklıları gördük. Onunla bakın, nefillerin soyundan gelen anaklar diyor. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Yani uzun boylu, İlginç. heybetli ve çok, yani büyük, dev gibi. Onlara da öyle göründük. Yine devam ediyor Tevrat'ta, yine yasanın tekrarı bölümünde der ki, oraya niye gidelim? Kardeşlerimiz yöre halkının bizden daha güçlü. Hani dedim ya, elçi gönderiyorlar teftiş için. Burada şimdi itiraz ediyorlar. Diyorlar ki kaybedeceğiz. Bizi işte öldürecek. Onlar bizden daha güçlü. Oraya niye gidelim? Kardeşlerimiz yöre halkının bizden daha güçlü, daha uzun boylu olduğunu söyleyerek cesaretimizi kırdılar. Kentler büyükmüş. Göğe dek yükselen surlarla çevriliymiş. Orada anaklıları da görmüşler. Ve burada o surları nasıl ele geçirdiler? Yani o çok ilginç bir hikaye. Ahit sandığıyla ele geçiyor. O surları ahit sandığıyla etrafında dönmüşler, bir titreşim oluşturmuşlar. Ses frekansı. Surlar yıkılmış. Ki o da çok enteresan bir şeydir, hikayedir. Ahit sandığının ne kadar farklı işlevler olduğunu gösteriyor bu. Hatta o şey Tevrat'ta şöyle geçer. O iki kişi göndermişler ya, işte gitmiş teftiş etmişler, gelmişler. Evet. Onlar cezalandırılır. Siz insan, bunların cesaretini niye kırdınız diye. Orada cezalandırılırlar. Fakat Tevrat'ta çok enteresan bir biçimde bütün o anlatılar bir şekilde dünya dışı varlıklarla ilintili olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şeyden bahseder, uzay araçlarından bahseder. Hezekiel bölümünde özellikle Peygamber Hezekiel'in deneyimleri var bu konuda.
gördüğü araçlar var, o araçları tarif eder. Bunu daha sonra NASA'da çalışan bir mühendis bunları çizmiş. Bunların şeyler var, fotoğrafları var. Yani tamamen uzay araçlarını çizmişler. Ve çok enteresan bir biçimde yine uzay araçlarına mesela melek gibi de şey yapmışlar. Melek tarif etmişler. Yani bu uzay araçlarını bile melek gibi tarif etmişler. Yani çok şey, hani araştırdıkça şöyle bir şey karşıma çıktı benim. Antik Nasıl? dönemlerde insanlar hep teknolojik şeylere bir gizem anlamadıkları için ne olduğunu. Çünkü insanlara da öğretmiyorlardı ya, daha sonra öğrettiler. Bakın o düşmüş melekler öğretiyor ilgiyle. Teknolojik şeylere hep sihir, büyü, çok gizem katarak, çok böyle şey, nasıl söylesem, hayret uyandırıcı bir şey, yani anlam veremedikleri için gizemli bir şey olarak görmüşler. Tabii bugün de mesela ilk televizyon nasıldı? Hani Evet. insanlar hani televizyonda acaba, tabii bu belki şu an anlam kazanıyor, hani acaba onlar görüyor mu soruyorlarmış. Evet. Tabii bugün anlam kazanıyor, onlar da bizi görebiliyormuş vesaire. Ama tabii bu televizyon içindeki oyuncular veya işte o programı sunanlar değil de farklı şekillerde görme diyebiliriz, yani kameralı belki varsa televizyonlarda. Yani nasıl ki hani onu anlam veremiyorlardı o zamanlarda. İnsanlar birçok şeyi anlam veremedikleri için birçok şey yakıştırıyordu veya kendinden birçok ona mit katıyordu, birçok hikaye uyduruyordu. Bu şekilde yani bu günümüze kadar devam etmiş işte. Evet. Yani Anunnakilerin konusu gerçekten şeydir. Çok Çok enteresan. hem enteresan hem de çok şeydir. Yani böyle nasıl söylesem, inansak mı, inanmasak mı, nerededir, gerçekten bunlar var mıydı, bunlar kurgu mu? İnsan bir kafası karışıyor, evet. Gerçekten, ama şöyle dediğim gibi, yani ne olursa olsun bizler hiçbir şekilde inancımızı kaybetmiyoruz. Yani demiyoruz hani onlar geldi de insan beyni asile oynadılar da bilmem yaratıcı burada nerededir de vesaire. Dediğim gibi onlar sadece bir araç, bir aracıdır bizler gibi. Biz de nasıl bir aracıyız, değil mi? Yani mesela bugün Evet. dünyayı korumak için veya işte hayvanlara sahip çıkmak için veya zayıf, bizden zayıflara yardım etmek için veya işte şöyle mesela söyleyeyim. Şu an dünyada veya başka gezegende gittik. Orada bizden daha geride olan bir uygarlık gördük. Biz onlara nasıl davranacağız? Şayet çok ileri bir bilince sahipsek, farkındalarsa, onlara bir şeyler Teknolojisi öğretmeye çalışacağız, müdahale değil mi? ederiz. Ama yok. Hani çok negatifse, kötüysek yok etmeye çalışacağız. Hani onların gezegenlerini ele geçirmek için. Ama yok. Yeterli farkındalığa sahipsek onlara bir şeyler öğreteceğiz veya tekamüllerine yardım edeceğiz. Yani bizler de bir sonuçta o zaman bir aracı, bir şey olmuş oluyoruz. Bir araç olmuş oluruz. Yani yaratıcının, Allah'ın o sisteminde her zerre gibi, bir atom parçası bile, atomun içerisindeki o kuarklar, atom altı parçacıklar gibi, onların da her birinin bir görevi var. Biz de aynen tıpkı onlar gibi bu kocaman kainatta bir görev, yani bir üzerimize düşeni yapmış olacağız sonuçta. Bir enerjiyi taşımış olacağız. Yani aynı şekilde düşüneceğiz. Yoksa işte istedikleri kadar hikayede uydursunlar, hiç sorun değil. Yani bizim inancımızı etkileyemez. Gerçekten bir insan inançlıysa böyle Evet. şeyler zaten etkilemez. Böyle bir durum var. Evet. Peki bunların boynuzlu olduğu ve Kraliçenin ölümünde keçiyle birlikte en öndeki için olmasının bağlantısı var mı? Sizce? Hani araştırmanızda var mı böyle bir araştırma? Şimdi hani ilgilerden bahsettim ya, ilgiler tonyaklı tasvir edilmiş, Evet. boynuzlu, daha çok yarı hayvan yarı insan. Kraliyet ailesi Firavun soyundan geliyor dedik. Yani Firavun soyuna bakıyorsunuz, yine Anunnakilerle bir ilişkisi var mı? Var.
İlgilerle Anunnakiler arasında bir düşmanlık var mı? Var. Orada keçi muhtemelen ilgiler temsil ediyor. Ayrıca çok kutsalmış keçi. Evet. Kurban. Yani bir, çünkü hani şey, şöyle bir düşünce var. Hani bütün günahları işte ona geçirecekler. O hayvana kurbandır ya. Hep bu antik dönemlerde bir şey zaten. Yani bütün günahlar başka bir bedene, hani o ruh cennete gitsin diye. Halbuki yani ne kadar batıl bir inanç. Yani herkes kendi yaptıklarından sorumlu sonuçta. Baphomet yine işte o giygiler hani. Ama tabii burada metafor bir şey de var Baphomet'in. Yarı yani çift cinstir. Yani şeyler de, bazı varlıklar o şekildedir. Çift cinstir. Yani bugün mesela bakıyoruz. Çok enteresan biçimde bugün olanlar, dedim ya, hepsi antik dönemlerdeki o Anunnakilerle, yani o düşmüş melekler, yani İgigiler arasındaki o çekişmeden kaynaklanan şeylerdir. Mavi kan ve kırmızı kan sembollerine bakıyoruz. Yine çok enteresan bir biçimde yine aynı şekilde şeyler karşımıza çıkıyor. Yani Adem'le Lilith mesela Tevrat'ta geçer. Hani Adem ve Lilith'in soyundan gelen bir başka bir melez de vardı denir. Mesela Süleyman Tapınağı'nın şeyine bakıyorsunuz. O iki tane sütun var Süleyman Tapınağı'nda. Boğaz ve Caşin olarak geçer. Hatta ben bunu açıp gösterebilsem çok iyi olurdu. Ne güzel olur, evet. Bir bakayım gösterebileceğim. Bakayım. Arka kameradan şeyden göstereyim. Evet. Şimdi bakın. Mesela bu şey Süleyman Tapınağı'nın iki yanındaki şey stunlar. Bu Evet. mavi olan Boğaz'dır. Kırmızı Evet. olan Caşin'dir. Bakın mavi olanın üstünde ne yazıyor? Ne Mavi yazıyor olan. göremiyoruz. Matter yazıyor, bakın matter. Tamam mı? Tamam. Kırmızı olanın da pater yazıyor. Yani peder, yani baba. Mother da mother, işte anne. Yani dişi ve erkek. Şimdi kırmızının üstünde güneş var. Mavinin üzerinde ay var. Yani yine erkek ve kadın. Dişi ve eriyle, evet. Dişi ve eril. Boğaz bakın mavidir. Kadın olan, yani dişil olan mavidir. Eril olan baba kırmızıdır. Yukarı doğru bakıyor bakın burada. Evet. Yukarı. Bu da aşağı doğru bakıyor. Yani dişi ve Aa, erilin yine. evet. Yani Efendim? üçgenler, üçgenin bir ucu yukarıya, bir ucu aşağıya Evet. bakıyor. İkisi zaten iki üçgende iç içe geçtiği zaman da Davut Hı-hı. yıldızını temsil Evet. ediyor. Aynen öyle. Ama başka bir anlamı da var bunun. Onu da söyleyeceğim. Nedir? Şimdi bunlar Anunnakiler ve düşmüş meleklerle direkt bağlantı olduğu için anlatıyorum. Bu mavi olan Boğaz Evet. dişidir. Mavi kanı temsil ediyor. Kırmızı olan erkektir. Kırmızı kanı temsil ediyor. Yani insanı. Adem ve Lilith. İkisinden oluşan bir melez soy ortada durur. Başka bir bakın. Evet. Burada bir göz görüyoruz, değil mi? Göz var. Evet. Yine aynı şekilde Evet. sütunlar. Ortada şey var. Zemin var bir. Evet. Damalı. Damalı yüzey var. İki, yani dişi ve erkekten doğan melez soy. Bunlar aşağı alem, bakın bu mavi kan olan aşağı alemlendir. Yani daha düşük titreşime sahip bir varlıktır. Lilith dediğimiz o varlık. İnsan yukarı alem, daha üst boyutta yaşayan varlık.
Bunların melezinden oluşan bir orta alem vardır. Davut yıldızı orta alem diyebiliriz buna. Orta alemde buluşma. Ve dikkat ederseniz bunlar Firavunların altın geçit töreninde mavi ışık ve kırmızı ışık Evet. ağırlıktaydı. Ortada da Evet. mor ışık vardı. Mor kan. Yani ikisinin melezinden mor kan. Yani melez bir soy oluşuyor. Ve daha sonra bunlar aslında o varlıkların, yani melez soyla o varlıkların bizim boyutumuza geçmesini sağlıyorlar. Yani bizim boyutumuzda yaşamalarını sağlıyorlar. Şu an Yani geçit kapıları açılacak, geçit kapılarını açmaya çalışıyorlar dedikleri bunlar öyleyse. evet. Şimdi bakın bu hani İgigilerle insan kızları diyelim evlendi. Anunnakilerden yine Marduk'la insan kızı evlendi. Bunların melez bir soy oluştu. Çok fazla dünyada çok fazla sapkınlık oluşmaya başladı. Bu geçer. Der ki dünyada çok fazla üreme oldu. Çok fazla zina gerçekleştiği, çok fazla ahlaksızlık olduğu için Nuh tufanı oldu. Nuh tufanı olunca birçok şey yok oldu. Yani dünyada birçok şey yok olunca demek ki işte onların hani Babil Kulesi dediğimiz o Babil'deki o boyut kapısı diyelim. Oradan çünkü geçip geliyorlardı veya gidiyorlardı. O da yerinden sökülmüş oldu gitti. Demek ki dünyada birçok şey yok oldu. Yok olunca bugün yine o antik dönemlerdeki Babil dönemindeki o düzeni tekrar kurmaya çalışıyorlar. Melez soylar. Şu an halen de bence dünyada bu melez soylar var ve Anunnakiler hiçbir zaman da dünyayı zaten terk etmediler. Hep buradaydılar, hep burada kaldılar. Ve dünyayı yönetmeye devam ettiler. Bugün işte bakıyoruz kraliyet, İngiliz, yani kraliyet ailesi. Yine aynı Hollanda'da var kraliyet ailesi. Bilmem Rockefeller ailesi, Rothschild ailesi. Yani bunların hepsi o antik kavganın devamını dünyamızda birebir yine devam ettiriyorlar. Amaç o antik düzeni tekrar inşa etmek. Tekrar işte o diğer alemlerden boyutumuza yani bizim dünya boyutumuza tekrar bir geçiş sağlamak ve bunu da yine bu melez kanla yapmaya çalışıyorlar. Sürekli insanların neden DNA'sıyla oynuyorlar? Neden sürekli insanlarla bu şekilde sürekli uğraşıyorlar? İnsanların titreşimini düşürmeye çalışıyorlar. Bir, insanlardaki o enerji yaratıcıdan gelen bir nur enerjisi vardır. Buna hiçbir zaman etki edemiyorlar. Fakat bunun üzerinde çok yoğunlaşmışlar son dönemlerde. Son dönemler inanılmaz bir biçimde bu enerjiye yoğunlaşmışlar. Çünkü sadece kan değil olay bakın. Hani melez bir işte gen DNA oluştursunlar da işte şey olsun. Hani bir melez bir ortam oluşsun veya ara boyut bir oluşsun. Evet bu da var ama fiziksel anlamda değil sadece. Bir de ruhsal bu şey var bunun. Çünkü bunlar ruhsal olarak bizim bedenimizde barınamıyorlar. Titreşimler düşük. Bizim titreşimimiz düşmesi lazım. Bu yüzden melez bir ırk, melez bir form oluşturmaya çalışıyorlar ki onların bedeninde parazitlensinler. Anlatabildim mi? Yani bizim bedenimiz buna müsait değil. Bizim bedenimiz onları barındırmaya müsait değil. Onlara iyi bir konak değiliz. Çünkü bizdeki o pozitif enerji bunları Peki yok. bu 12 sarmal 2'ye düşürmemiz diyor dostumuz. Yani bizim 12 sarmaldan 2'ye düşmemizi mi istiyorlar? Şimdi oradaki 12 sarmaldan ikiye düşme zaten şu an 2 sarmal var denir. O 12 sarmaldan daha fazla bak insan DNA'sı yani Evet. daha fazla yani bence bir 120 sarmala kadar bu gider. Yani siz bunu hani şey yapamazsınız hani illa hani bu 12 sarmalda da ikiye düştü. Evet o dönem 12 sarmaldan ikiye düşmüş olabilir fakat DNA'daki bu sarmalların görevi bilindiğinden çok çok farklı. Bana göre. Nedir?
Biz diyelim ki şu an üçüncü boyutu algılıyoruz. O sarmalların görevi ruhtaki, yani ruh, çünkü ruh farklı bir enerjidir. Ve ruhun deneyimleri kolektif şeye bağlı, ruha bağlı. Yani o ana ruh diyelim. Ona bağlı ve oradan bilgiler çeker. Şimdi bizdeki o DNA'daki bilgiler ruhtan gelir kısmen. O, hani o anadan doğduğumuzda, anneden doğduğumuzda bazı o doğal bilgilerimiz vardır. Bizi hayatta tutan, mesela emme gibi veya işte farklı. İşte onlar gibi, ona benzer bilgiler yine bizim DNA'mızda var. Fakat bunlar sarmallarımıza aktarılır. Daha sonra bu sarmallardan bizim bilincimize gelir. Yani beynimiz bunu senkronize eder. Şimdi bu üçüncü boyuttayız. Üçüncü boyuta göre bilgiler ortaya çıkar ve biz onu algılarız. Alt planda, arka planda biz farklı boyutları da aslında biliyoruz. Fakat şu an şeyde değil, yüzeyde değil. Arka plan silmiş durumda. Arka planda olduğu için biz onları algılayamıyoruz. Ama bize yaptıkları şey şu. Hani eğer bizim DNA'mızla oynamışlarsa antik dönemlerde, bu tamamen negatif yönlerdir. Yani bize iyilik yapmamışlar, bize kötülük yapmışlar. Bizim düşünün 12 boyutu algılama. 12 sarmal diyorsak atıyorum. 12 boyutu, 12 alemi, 12 enerji alanını algılama kapasitemiz varken bu ikiye düşürülüyor veya üç düşürülüyor. Neden? Bir dostumuz soruyor, o zaman yaradan neden izin verdi bunu, böyle bir şey diyor. Yaradan uyarıyor. Sürekli uyarıyor. Yani o uyarıları dikkate almayan biz insanlarız. Öyle değil mi? Defalarca uyarmamış mı? Sürekli uyarmamış mı? Biz dikkate almıyoruz. Yani yaradan aslında şöyle müsaade, hani kozmik yasalarda şöyle bir durum vardır. Yani ilahi nizamda da böyledir. İlahi planda da böyledir. Der ki insanların veya işte bütün canlıların iradesi dışında onlara hiçbir şey yapamazsınız. Eğer izin veriyorsa bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela insanlara. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz izin veriyor muyuz? İzin veriyoruz. Yani izin vermiyoruz değil, bakın. Biz izin veriyoruz. Biz izin verdiğimiz için bizim üzerimizde hüküm kurabiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bizi korkutarak. Hani bunu yapmazsanız böyle olursunuz, onu yapmazsanız böyle olursunuz. Mecburen kabul etmek zorunda. Onlara bir şey yapmıyoruz. Onlar kendileri buna onay veriyor. Dolayısıyla kozmik yasalara göre suç işlememiş oluyorlar. Hani yaratıcı neden izin veriyor dediğimiz zaman, evet, yaratıcı belli bir kurala bağlamış her şeyi. Bir nizamı kurmuş. Biz insanlar bilmiyoruz nasıl burada o yasaları nasıl kullanmayı. Biz insanlar kendi irademizle bir takım şeylere izin verdiğimiz için yayın dondu diyor, ses gitti diyorlar. Evet, bir gittiniz geldiniz böyle bir 5 dakika, 5 saniye, ama şu an düzeldi. Tamam. Bende de siz gitmiştiniz. Çok enteresan. Evet. Tamam. Şu an. Son cümlelerinizi duyamadıklarını söylüyorlar. O zaman tekrarlayayım. Kozmik yasalarda insanların iradesi dışında insanlara hiçbir şey yapamazsınız. Ama ortamı öyle bir oluşturuyorlar ki, öyle şartlar ve koşulları yaratıyorlar ki insanlar kendi istekleriyle bir takım şeylere zaten onay veriyorlar. Evet, o hür iradeler. Kendileri izin verdikleri için dolayısıyla ilahi nizama karşı gelmediklerini o şekilde gösteriyorlar. Fakat evet, burada bir hile yapılıyor mu? Yapılıyor, ama her halükarda diyor ki insanlar kendileri izin veriyor.
Ben onlara zorla bir şey yapmıyorum. Demek ki yasalara uyuyorum diyor. Yani ilahi nizama uyuyormuş gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Evet, yani korkutarak veya siz böyle siz bunu yapmazsanız öyle olur. Bunu şartlar, koşullar yaratıyorlar. Evet. Yani evet, sıvı gibi. Yani bu sistem bu şekilde çalışıyor. Bu sistemin nasıl çalıştığını çözmediğimiz için, bilmediğimiz için bu kadar şey başımıza geliyor. Aslında bilsek ve çözsek birçok şeyi de üstesinden Değiştirelim. gelmiş olacağız. Bazen bize şey yapıyorlar, işte siz niye hep negatif şeyler paylaşıyorsunuz da. Sanki ben hep dengede tutmaya çalışırım. Yani üç tane negatif bir şey paylaşmışsam yanına bir tane çok son derece pozitif bir şey paylaşırım ki onun enerjisini şey yapsın, dengeler. Dengeniz. Yani bunu yaparım, ben buna çok dikkat ederim. Ama biz bunları da yapmak zorundayız, paylaşmak zorundayız. Çünkü bunları bilmek zorundayız. Bilmezsek sistemi tanımıyoruz o zaman. Tabii. Sistemi tanımadığımız zaman o zaman beynimiz error veriyor. Neden bu böyle? Niye o öyle? Niye hani soruyoruz ya, yaratıcı niye izin veriyor? Yaratıcı zaten müdahale etmek istese onun için çok kolay. Yani bir anda her şeyi düzeltebilir ama o zaman zaten varoluşun bir anlamı kalmaz ki. Biz burada mücadele etmeye gelmiş. O zaman her şey sıfırlanır, sıfıra döner, sıfır noktasına geri döner. O zaman yani hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Dualite sistemi o zaman kaybolur. Dualite sisteminde karanlık ve ışık vardır. Yani ışığı fark etmek için karanlık olması lazım. Yani burada negatif ve pozitif birbirini dengeler. Ama şeydir hani bu demek değildir ki izin verelim de bize her şeyi yapsınlar. Hayır. Bizim de görevimiz onları kendimize dönüştürmek. Yani dualite sistemi bu şekilde işler. Her şey birbirine dönüşmek ister. Birbirine dönüştürmek ister her şeyi. Yani karşı zıtta zıt olan bir şeyi kendine dönüştürmek ister. Yani nasıl hani güneş ne yapar? Doğar, karanlığı kendine dönüştürür. Yani ışık olur. Karanlık bu sefer gelir. Yani bunu şey anlamda, bilimsel anlamda söylemiyorum. Ha, sonra demesinler cahil hiçbir Ay, çok tatlısınız. şey. Şimdi şey, o karanlık da ne yapar? Işığı kendine dönüştürür. Yani karanlık gelir. Ama nedir? Bir denge var. Evet. Karanlık olması lazım ki biz uyuyabilelim, değil mi? Gözlerimiz dinlensin, beynimiz dinlensin. Bir denge gerekiyor. Yani denge olduğu müddetçe sorun yok. Ama denge bozulduğu zaman, birbirine kötülük, iyiliğe üstünlük geldiği zaman, o zaman işler bozulur. Yani Evet. ilahi nizamda hepsine ama her şeye bir şans verilir. Fakat nihai bir hedef var. Nihai bir sonuç vardır. Ona ulaşmak ister herkes. Sıfır noktasına dönmek ister. Bu hani şimdi bunu neden anlatıyoruz diyecekler ki konumuzda ne alakası var? Konumuzda şöyle alakası var. Neden onlar var diye soruyorlar Anunnakiler. Neden böyle yapıyor? Neden izin veriliyor? Düşmüş melekler niye var? Neden izin veriliyor? Onlara bu kadar kötülük yapsınlar vesaire. Bize de o zaman müsaade ediliyor. O süreç var. Bize de zaman veriliyor. Şans tanınıyor. Biz değerlendiremiyoruz. Biz çünkü sistemi tanımıyoruz. Sistemin nasıl çalıştığını bilmiyoruz, çözemiyoruz. Ama yavaş yavaş çözüyoruz. Yani yavaş yavaş nasıl çalıştığını görüyoruz ve ona göre artık adım atmaya başladık. Evet. Yani bu şekilde işte anunnakiler Anladım. bilmem. Bakın şimdi bir şey daha Şey. enteresan, bir şey daha söyleyeceğim. Mesela tanrılar var ya hani bilmem Zeus'tur, Poseidon'dur bilmem. Bugün bakıyorsunuz harp teknolojisi var, değil mi? Evet. Havayı kontrol etme. İşte chemtrails var. Hemen o antik dönemlerde de bunlar vardı. Bazen bana diyorlar ki sen çok uçtun bilmem ne. Ama işte antik dönemlere bakıyorsunuz. Mesela Zeus ne tanrısıydı veya Poseidon ne tanrısıydı? Zeus mesela şimşekler tanrısı değil miydi? Şimşek, harp. Öyle değil mi? Yani veya Poseidon denizler tanrısı. Deniz ve Ulaşım Bakanı diyemez miyiz buna mesela? Hani o döneme bakın, bazen bir dönemi anlamak istiyorsanız o dönemde empati kurmamız gerekiyor. O döneme bir gidelim. Mesela oradaki hani insanlar
dedim ya hani güçlü olana tanrı demişler. Güçlü olana. Evet. Sesim gitti mi acaba? Şimdi Oh, geldi. güzel. Bir iki saniye gittiniz geldi. Tamam. Şimdi o Yani güçlü dönemler olana benim Tanrı denmiş o dönemlerde. Orada kaldı. güçlü olduğu için, onlar için olağan dışı, olağanüstü şeyler yaptığı için, diyelim mesela havayı kontrol ediyordu. İşte diyor ki bu Tanrı işte havayı kontrol ediyor. Anlatabildim mi? Yani bugün bakıyorsunuz aynı şekilde harf var karşımızda. Havayı kontrol edebiliyorlar. Evet. Chemtrails sürtüyor, bulut oluşturuyor. Bir sürü şey yapıyorlar. Şimdi o zaman biz onlara Tanrı mı diyoruz? Hayır. Neden? Çünkü de o teknolojinin nasıl çalıştığını biliyoruz. Ama o dönem insanlar bilmiyordu. Anlam veremiyorlardı. Evet. O yüzden onlara mesela şey diyorlar, Tanrı. Ama tabii dediğim gibi bizim hani bizim anlamlandırdığımız alemleri Rabbi olarak geçen değil o. Onlar farklı. Onların tanımladığı Tanrı'yla bizim tanımladığımız çok çok farklı. Biz bir Evet. tane Tanrı'ya, Allah'a inanırız. Deriz ki bütün alemleri o yarattı. Yaratıcıdır, özdür, kaynaktır. Yani bir sürü şey sevgidir, ışık, her şey yani her şeydir o. Nurdur. Ama onların o zaman insanların tanımladıkları hani heybet anlamda, yani güç anlamında. Yani yetki anlamında. Hani çok böyle tanrısal bir şey atıfta bulunuyorlardı. Oradan geliyor işte tanrılar. Yani bakanlar. Yine Denize doğduğumuz ulaşım bilmem. Meteoroloji. Toprak. Evet, yine. Sizin de olan yayınlarımız böyle oluyor. Nedenini anlamış Bilmiyorum. değilim. Halbuki Yoksa yani şey yani hem evde hızlı internet kullanıyorum hem telefonda yani 4G kullanıyorum. 4,5G kendim geçmedim. Ama yani bilmiyorum neden oluyor. Muhtemelen bölgedeki baz istasyonlarından kaynaklanıyor. olabilir. Evet. Zaten saatte 1,5 saatimiz olmuş. Şurada bir soru Olmuş vardı. mu? Siz son cümlelerinizi Ben söylerken 20 dakika falan oldu zannediyorum. zaman uzaktı. Anunnakiler ve Türk ırk arasında nasıl bir bağlantı var sormak isterim diyor. Anunnakiler ve ha Türk Türk. ırkı arasında. Ben açıkçası şöyle dediğim gibi yani o dönemler birçok uygarlık vardı dünyada bana göre. Yani Türkler hep Anadolu'da varlardı. Ama bir de şeyden gelenler vardı. Ertürkler vardı bakın. Yani onlar birçok topluluğu bence etkilediler. Yani Sümerler etkilediler. Yani birçok uygarlık var. Çünkü bakın Mu Atlantis olayı var. Çok çok antik dönemlerde mesela şey var. Agartha. Agartha var karşımızda ki Evet. Agartha bence en büyük Türk uygarlığı Agartha. Yani Anunnakilerle açıkçası ben evet hani onların şeyleri çok benzerlik var. Mesela o boynuzlar, Evet. boynuzlu miğferler vesaire. Bunlar bizlerde Türk şeyinde de var ama onlar Türklerden etkilenmiş olabilir. Böyle bir durum var. Yani ama biz onlardan değil. Onlar Türklerden etkilenmiş olabilir. Yani Vikinglerde mesela görüyoruz onu. Öyle değil mi? Türk kültürü birçok şey etkilenmiş bence. Türklerdeki o mitolojiler, şeyler, o antik o ritüeller. Ama nasıl etkilenmiş biliyor musunuz? Negatifize etmişler. Yani Türklerdeki çünkü Türkler yani tartışılmaz Türklerdeki şeydir. Pozitiftir. Özellikle kamlardaki o şifa ritüeller vesaire tamamen pozitiftir. Ama semboller vesaire
negatifize olmuş sonradan. Mesela o öz tamgasına, o tamgasına bakıyoruz. Yine aynı şekilde bunu şeyde görüyoruz mesela. Svastika olarak karşımıza çıkıyor. Yani sembolleri de alıp negatifize etmişler. Bence biz onlardan değil, onlar bizden etkilenmiş. Olabilir. Doğru. Ya konuşacak o kadar çok konu var ki ben sizin toparlamanızı bekliyorum şimdi. Yani şöyle toparlayayım. Biz her ne kadar da konuşsak da işte bu böyleydi, o öyleydi. Sonuçta biz sadece o beşeri zihnimizle bir takım şeyler bir araya gittik de Demek için. yaşıyoruz. Hiçbir bilgi kesin değildir bakın. Bugün bir şey bir sonuca varırız ama 2 sene sonra başka bir şey görürüz orada. Yani başka bir şey buluruz. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan sorgulamaktır. Önemli olan bir takım şeyler evet ki hani tam gerçek değil. Hiçbir zaman o tam olarak kesin olarak gerçeğe belki hiçbir zaman ulaşamayacağız. Ama en azından geçmişe bakıp geleceğimizi şekillendirebiliriz. Çünkü geleceği şekillendirmek için geçmişe bakmamız lazım. Tarihimize bakmamız lazım. Ve bana göre bugün klasik tarih insanlık tarihini doğru yansıtmıyor. Bunu Göbekli Tepe'den de anladık. Ki Göbekli Tepe 12 bin senelik denir. Bence daha çok daha fazladır. Daha fazla Ve bence. çok daha bakın o bölgelerde çok daha fazla şeyler çıkacak. Karahantepe de çıktı. Yine çıkacak. Mesela piramitlere bakıyorsunuz. Piramitler dünyanın her yerinde var. Ve piramitler antik kablosuz elektrik santralleri. Bunu artık birçok araştırmacı bunu bilir. Evet. Yani antik dönemlerde de çok teknoloji ileri gitmiş. Daha sonra tekrar yok olmuş her şey tekrar sıfırdan başlamış. Yani çok fazla hani şey var, bulgu var, çok fazla bilgi var. Tam olarak bakın ne olduğunu kesin olarak konuşamayız. Ama Evet. bizim amacımız geçmişten ders alıp bunları günümüzde değerlendirerek doğru bir gelecek inşa etmek çocuklarımız için ve insan nesli için. Bunları Evet. doğru değerlendirebilirsek hem doğayı koruyabilirsek hem kendi ruhsal ve bedensel o yaratıcının ilk o bize bahşetmiş olduğu o özellikleri koruyup ve onları kazanabilirsek bu yolda ilerlersek o zaman evet deriz ki biz başarı elde ediyoruz. Yani geçmişi ders alma yönünden çok iyi irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Araştırmamız gerekiyor ayrıca. Yani körü körüne inanmaktansa birçok kaynağa bakmak, araştırmak ve ilgilenmek gerekiyor. Evet. Çok güzel bir yayında nasıl zaman geçti ben anlamadım. Ben de Tekrar aynı. farklı konularda tekrar buluşalım. Yani hele şu son dönemde robotlardan, bu arılardan, sivrisineklerden hatta böcekli cipslerden de konuşmak isterim. Onu bir daha sizinle sözleşip bir araya gelmeyi niyet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Davetiniz, geldiğiniz, bize bu değerli bilgilerinizi aktardığınız için. teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar dileyelim burada. Bize Çok eşlik teşekkür eder ederim. misin? Herkese. Çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Güzel bir akşam diliyorum. Öpüyorum herkese. Birlikte çıkabiliriz. Buyurun. İyi akşamlar.